Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi. Evet. Stresliyiz. İyi akşamlar. Yani bize iyi akşamlar, size de merhaba. Bu akşam Gökhan Bey saçımı siyah boyuyor. Duygularınızı alalım. Heyecanlıyım. Daha önce ev boyadım ama hiç saç boyamamıştım. Bakalım. O zaman boyuyoruz. Boyuyoruz. Hadi hazırlanıyoruz. Şimdi daha karışım yapacağız. Evet. Şimdi okuyalım. Şunları alıyorsun sen şimdi, al bakalım. Şimdi benim üzerime boya bulaşırsa bittin, sen bittin. Bence de sen o tişörtünü niye giydin? Bir şey giymem gerekiyordu. Başka kötü bir tişörtünü giy. Bütün tişörtlerim çok güzel benim. Senin 900 falan tişörtün yok muydu? İlla aralarında kötü olan biri vardır. Şu galiba, evet. Bunun ucunu keseceğiz. Burayı keseceğim. Aynen. Hepsini bunun içine boşaltacağız. Evet, boşalttım. Evet efendim. Parmağının ucunda bunu kapatıp sallayacaksın. Bu şimdi siyah mı oldu? Olacak, evet. Heyecanlıyım. Sonunda siyah geri dönüyorum. Uzun zamandır İran'da falan Mayıs'ın sonunda boyatmıştım. Haziran Temmuz'da. En son Antalya'da boyatmıştım. Aynen, ilk geldiğinde boyatmıştım. Sen de ilk takılmaya başladığınız zamanlarda. Hatta Gökhan fark etmemişti. Kızların saçları değiştiğinde fark etmeyenler hemen beğensin. Çünkü ben hiç fark etmiyorum. Sizden Instagram'dan bu işlemi yaparken boş durmayalım diye farklı sorular sorulsun istedim. Hani o mu bu mu falan tarzı sorular sordurmak istedim Instagram'dan. Sen de yavaştan başlayabilirsin. Elimle mi? Bak böyle böyle işte ayırdık mesela. İlk önce burayı boyayacağım. Sonra böyle bir daha böleceğiz. Evet, en sonunu böyle buradan itibaren şöyle şöyle yapa yapa boyarız yani. Peki tamam. Üzerine değecek bunlar hep. Evet, evet, sırtına değecek, orana burana değecek. Evet, değmemesi lazım. Yani işte, amuda kalk ters asalım seni. Nasıl yapsın? Bence... Şu anda üstünde kirlenecek hiçbir şey yok. Yani kirlenirse de bir şey olmaz. Bu da siyah zaten. Evet. Bence biraz uzman gibi başlayalım. Bırak bakayım yavrum sen saçlarını. Nereden başlayalım? Al bak, bununla ayırabilirsin. O ince tel tokalar. Şimdi, kafatasını ikiye bölüyoruz. Saç boyamayanlar... İyi dinleyin şu an. Ne dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Tutturmuştum. Gökhan, bebeğim en baştan başlayacaksın buradan. Tamam mı? Ben böyle duracağım şimdi. Bak şöyle bölelim, tamam mı? Bunu Armin'le bir kere yapmıştım. Kendim yapmıştım. Tıp böyle böyle mi? Bak ilk ben göstereyim mi? Bakayım. Armin'i arayıp soracağım şimdi. Yemin ederim. Making a FaceTime call to Armin Angela. Hi. Hi. I have a question. Okay. I'm dyeing my hair, and I can't remember how we did it when we did it last year. Like, do we just put it all over and then like rub it in? Yeah, but we kind of like made like part your hair, and then you do that first, and then you put it all over. Okay. But I hope you have more than that. I have three, so it'll be enough. Okay, good. Yeah, okay. Okay, I'll send you a snap. Okay, bye. Bye. Tamam. Ben böyle sana güveniyorum, evet. Aşkım bileyim boyama yapar gibi sadece bütün saçımı boyamaya çalışacaksın. Şekil yok, bir şey yok yani. Bütün her yerine gelmesi gerekiyor. Aynen. Tamam, soru okuyorum. Netflix ve chill ya da date night out demiş. Yani dışarı çıkmayı mı tercih ederiz bir date için date? Yoksa Netflix ve chill mi? Mesela yemeğe çıkarsın, sinemaya gidersin falan. Yani evet, evet. Ben buna ikisi de olur diyelim. İkisini de aynı şekilde çok severim. Genelde ama Netflix'ten chill'i seçmeyi tercih ederim. Ben de date night out'u seçmeyi tercih ederim. Buse sormuş bu soruyu. Ona izleyene selam gönderiyorum buradan. Elif Fazaltan, bilmiyorum biliyor musunuz, başka bir YouTuber arkadaşım. Squat mı karın mı? Sporcu çift cevaplasın demiş. Bilemedim. Squat. Kalçayı çalıştırmak mı yoksa karnı mı çalıştırmak mı diye soruyor diye düşünüyorum. Hani kalça çalıştırmak için ben squat çok tercih etmem. Ama evet, kalçayı tercih ediyorum. Baktım soru sorun diye paylaşmışsın. Gökhan çok mu kıskanç ya da hiç kıskanç değil mi merak ediyoruz. Yani normal ama çok öyle çok şeyimiz olmuyor bu konuda. Evet yani kıskanırım kıskanılması gerektiği yerde. Bazen gereksiz de kıskanırım. Dur. Elini soktuğun yerden ayır. Şimdi bu tarafa koyacaksın. Ben de bir tane kafayım da. Böyle de saç boyanmaz ki arkadaş ya. Oldu, çok güzel oldu. Bu soru sana. Ada ile Türkiye'de yaşamak mı yoksa tek başına dünya turu yapmak mı? Ada ile Türkiye'de yaşamak. Yani dünyayı dolaşmayı çok isterim ama adayla dolaşmak isterim. O yüzden ikisinden birini seçmek zorunda olduğum için Türkiye'de seninle yaşarım yani.
Teşekkür ederim. Bir şeyler yaptı saçıma ama benim yapmam lazım anladığım kadarıyla. Artık ben girişiyorum, sen soruları okursun. Oha, ne sormuş bile? Ne sormuş? Yuhan mı, Ale mi? Basketbol mu, kaykay mı diye sormuş. Basketbol ya. Basketbol oynayabiliyor olsaydım hala basketbol oynuyor olurdum yani. O yüzden kaykay evet çok seviyorum, çok güzel ama basketbol benim kimliğim resmen. Yıllarca oynadığım bir şey yaptım. Beni şu andaki durumuma getiren, şu anda olduğum bütün Amerika'ya gelmemin sebebi, her şeyin sebebi basketbol yani. Onun yeri çok ayrı o yüzden. Baksana bir sürü kahverengi nokta var ya. Şuraları görüyor musun? Saçları kısa kestirmek mi? 3 numara. Yoksa hayatım boyunca R'leri söyleyememek mi? Tabii ki de saçları kestirmek. R'leri söylemek istiyorum. Gökhan'la yaşamak mı? Ailenle yaşamak mı? Tabii ki Gökhan'la yaşamak arkadaşlar. Ben artık 5-6 senedir tek başıma yaşıyorum. Her şeyi kendim yapmaya artık insan alışıyor yani. Bir süre sonra belli bir düzeni kendin için oturtuyorsun. Ve birilerinin sana, çünkü başka ailenle aynı evde yaşamak demek onların kurallarına biraz da olsun uymak gerekiyor demek. Ve ben artık ona pek geri dönemiyorum yani. Hayatın boyunca sarı saçlı yaşamak mı yoksa Gökhan'sız yaşamak mı? Hayatım boyunca sarı saçlı yaşarım yani. Evet. Bence de yakışabilir. Denemek lazım. Artık siyah. Artık bir dahakine. Evde sevgiliyle beraber yaşamanın iyi ve kötü yanları nelerdir? Direkt çok güzel, yalnızlıktan daha iyi. Kendi zorlukları olabiliyor. Bir kişilik değil de iki kişilik iş yapmak zorunda kalabiliyor bazen bir kişi. Çoğunlukla ben oluyorum ama. Anladık zaten. Şu anda saçlarının siyah olduğundan emin oluyor. Bokunu çıkarttım boyanın. Her yer boya oldu. Ben... Size selamet olsun. Ben kaçma Gökhan. Dur bir ocağa bakıp geliyorum. Ocakta yemeğim var da. Şu yara bantları ne diye soracak olursanız da 3 tane aşı oldum. Daha okulda okumak için belli bazı aşılarınızın olmuş olması gerekiyor. Benim zaten aşılarım vardı yani ama buraya geçerken nedense sağlık formumu transfer ettiğimde bazı aşılarımı kabul etmemişler. O yüzden bir daha oldum yani. Bir gelip baksana kahverengi bir yer kalmış mı? Kilo almak mı zor, vermek mi? Kaşını da boyadın. Almak daha zor arkadaşlar. Kas olarak yani sağlıklı kilo almak, hacimlenmek daha zordur. Ya tamam yeter, ben pes ediyorum. Zihin okumak mı yoksa ışınlanmak mı diye sormuş. Işınlanmak ya. Düşünsenize istediğiniz yerde, böyle bir saniyede istediğiniz yerdesiniz. Yani ne kadar hayat kurtarıcı bir şey. Zihin okuyup ne yapacaksınız yani, boş verin. Başka insanların ne düşündüğü bu kadar önemli değil bence yani. O yüzden ışınlanmak. Çok temizlemene gerek yok da. Ne haber? Yemek mi, adam mı diye sormuş Ali Osman. Bizim aranızı mı bozmaya çalışıyorsunuz? İlginç bir soru. Dışkı tadında çikolata yemek mi? Çikolata tadında dışkı yemek mi? Çikolata tadında dışkı yemek tabii. Yani evet. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ailen Gökhan'la ilgili ne düşünüyor? Ben gideyim istiyorsan sen daha rahat konuşursun. Evlenmeyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Ailem Gökhan'ı seviyor. Annem zaten bayılıyor. Annem çok seviyor Gökhan'ı. Babam da videolardan işte izliyor. Bilmiyorum. Baba seviyor musun Gökhan'ı? Yapma. Şimdi yeni siyah saçlarınız hayırlı olsun. Gerçekten simsiyah oldu. Yerler leke oldu arkadaşlar. Çıkmıyor. Dök üzerine. Tavsiyesi. Gerçekten işe yaradı. Evet, kamerayı çaldım. Ada duştayken fırsat bildim. Ve şimdi kuru fasulye yaptım. Aşırı güzel oldu. Umarım canınız çekmez arkadaşlar. Amerika'dayız biliyorsunuz yani. Türk yemeklerini özlüyoruz. Siyah saçlı sevgilimle yiyeceğiz. Çok güzelmiş. Tuzsuz değil mi? Biraz tuzsuz. Evet. Gökhan'a ne zaman evet ben bu adama aşığım dedim. Yemek pişirdiğimde kesin kuru fasulye yedikten sonra. Böyle 1,5 ay böyle bir ayrı kalmıştık. O zamandı yani. O gittiği zaman. Sonra da tekrar Los Angeles'ın yanına gittiğimde böyle bir sarıldım. Dedim ki evet. Evet evet. Bir günlüğüne senin için her şey sınırsız ve kuralsız olsaydı ilk ne yapardın? Sınırsız olsa ben çok iyi düşündüm. Bir tane değil, dövme yaptırırdık bence. Evet, evet, evet. Dövme yaptırırdım evet, kesinlikle. Dövme yaptırırdım. Sonunda siyah oldum tekrardan. Gidelim bakalım nasıl olmuş.
Bak boyalık işte. Ya çok güzelsiniz sıcacıksın. Değil mi? Çok. Şimdi fark edebiliyor musun farkı? Kahverenginden siyah. Fark edebiliyorum artık. Hı. Çok beğendim aşkım. Gerçekten. Çok güzel oldu. Ben seni zaten ilk tanıdığım sene ve siyah saçlıydım. Evet, lise sondu. Nasıl oldu sizce? Beğendiniz mi? Yani zaten çok farklı bir şey değil. Beni kesinlikle eğer biz bir süredir izliyorsanız yani. Değiştirme. Siyah saçlı aynen görmüşsünüzdür kanalımda. Ne düşündünüz bana yorumlarda söyleyin. İyi bir iş çıkartmış mıyım onu da söyleyeyim. Aynen bence çıkarttım ama. Hayatımda ilk defa saç boyadım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kocaman 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 öpüyorum, kendinize iyi bakın. Bye. Bye.